obamızın en zor vaktinde yetişen bu iş Allah'ın bize bir lütfudur. Lakin merak ettiğim bir konu vardır. Bu işin neden bizim obamıza teklif edildiğidir. Hiçbir ceylan avcıya koşmaz ana. Candar Bey bu teklifi boşuna yapmadı. Bu alplerimizin kanının diyetidir. Eğer obandan bahsetmeye geldiysen, bilesin ki fikrim değişmemiştir. Sana ne oldu kardeş? Kefere'nin kılıcı etinle birlikte ruhunu da mı denmiştir? Benim ruhumu denen Kefere'nin kılıcı değil. Ertuğrul Bey'in ettikleridir. Onun aldığı kararlar yüzünden sevdiklerimizi kaybettik. Teklifinizi düşündük ve kabul etmeye karar verdik Candar Bey. İki oba için de hayırlı olsun. Mali işlerin başına siz geçesiniz. Zira ticarette tecrübelisiniz. İşlerin Hanlı Pazar'da yapılması uygun olur. Zira o kadar malı Hanlı Pazar'a taşımak güç ve zaman gerektirir. Kilimler Hanlı Pazar'da dokunup istiflenir ve orada satılır. Haklısın Ertuğrul Bey. İki oba da birbirine uzaktır. Ortak bir noktada buluşmak en doğrusudur. Kilimhanenin başına da Halime Sultan'ın geçmesi uygun olur. İçinizin nicedir ticaret yaptığınızı bilirim. Bir hukukunuz vardır. Lakin iki obanın ortak kararıdır. Bu iş namusluca vaktinde yapılacaksa bizim kurallarımızla olur. Nihayetinde ben tüccarım. İşime bakarım. Öte yandan Ural Bey de haklı. Ben Ertuğrul Bey'i tanımam etmem. En doğrusu onu da dinlemektir. Lütfedip gelirse ortak bir karara varabiliriz. Öldürün bu adamı. Kekliklerden birine dildeki kimyadan verdim. Ya öteki keklik? Kimyadan alan keklik öylesine bir çılgınlık haline büründü ki ötekini öldürdü. Ben de ömrümde böyle bir şey ilk defa görüyorum. Keklik ki mülayim bir kuştur. O mülayim kuş adeta yaralı bir aslana dönüştü. Öteki kekliği öldürdü, sonra da çırpına çırpına can verdi. Belli ki aldığı kimya onu esrikliğe ve çılgınlığa sevk etmiş. Nasıl bir zehirse sadece içeni değil, çevresindeki herkese zarar veriyor. Aliyar Bey. Ne oldu? Sultanın casusu kaçmış. Üstad Simon. Ertuğrul'u elinizden nasıl kaçırdınız? Sultanın casusu Ertuğrul değildi. Ne dedin sen? Onu yakaladım. Onunla konuştum. Ertuğrul değildi. Sonra adamları geldi. Adamlarımızın hepsini öldürdü. Sonra da beyim köle taciriyle o dövüş orozu kılıklı herifin kaçmasına müsaade ettik.
Doğan nerede? Vazifesini yerine getirmiştir beyim. Şimdi saklanır, senden emir bekler. Sultanın casusunun sen olmadığını artık inanmışlardır beyim. Sultanın casusu olarak karşılarında seni değil de Doğan'ı görünce şaşırmışlardır. O kadar emin olamayız Dündar. O halde o Vahdizci Yahya denilen adamın işini hemen bitirmeliyiz beyim. Ortodoks Rumların arasına gizlense de tapınakçıların adamı olduğu aşikardır beyim. Kuzu postu giymiş bir kurt. Seni öldürmek isteyeceklerdir beyim. Ayağına kadar çarmaların nedeni de budur. Biz yine de gideceğiz Dündar. Ya bir tuzaksa? Seni orada öldürmek isteyeceklerdir beyim. Bu çok tehlikeli. Hakkında istediğim her şeyi öğrenene kadar yaşamasına izin vereceğim. Eğer beni öldürmek isterse onu öldürmekte tereddütüm olmayacaktır. Yarın o hana gideceğiz. Abimle Toktamış Bey'in arasındaki mesele neydi aslan? De hadi. Simon'un pazarı mıydı mesele? Evet. O uğursuz pazar. Aralarındaki husumeti büyüttükçe büyüttü. Ne oldu? Anlat bacım. Ural'ın haksız kazanç elde ettiğini öğrendi Toktamış Bey. Ural bir yanda, Çolpan bir yanda. Bu işin altından nasıl kalkacağız abi? Çolpan Hatun'a sen, abime ben göz kulak olacağım. Yanlış bir şey duyarsan hemen bana haber edesin aslan. Merak etme abi. Vay vay vay. Hayırlı geceler. Sana akıl vermeye geldim Ali Yar. Ertuğrul'un kuyruğuna takılıp da başımıza nice belalar getirmeyesin. Bugün bu pazarda malımızı, hayvanlarımızı satabiliyorsak bunu Simon'a borçluyuz. Yoksa Ertuğrul'un obası gibi açlıktan nefesimiz kokardı. Ertuğrul bugün var, yarın yok. Ama Simon her daim bu pazarın başında kalacaktır. Abi. Simon'la bir olup obamızın rızkını çaldığın doğru mu abi? Bunu aslan mı dedi sana? Yarın iki oba bir olup büyük bir iş yapacak abi. Hepimizin buna ihtiyacı var. Sakın, ama sakın ardımızdan bir iş çevirmeyesin. Abi. İsa aşkına, Muhammed aşkına şu fakire bir sadaka. Kuşlar üstadın balkonuna tünediğinden beri kargalar iyice azgınlaşır oldu. Tanrı ve tüm azizleri yanınızda olsun yiğidim. Allah inananları ve onun uğrunda cenk edenleri korusun ihtiyar. Turgut'u görmek isterim. Ha, anladım, anladım beyim. Beyim, önce işimizi halledip sonra uzun uzun görsek olmaz mı beyim? Ben de kardeşimi özlemişimdir, lakin içeride bizi ne bekler bilmez beyim. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz.
Hancı Simon da sizi bekler. İyi vakit. Ayağına ne oldu Filip? Topallarsın. Haddini bilmez bir sarhoşun marifeti beyim. Haddini bildirmişsindir o halde. Beyin mahareti, şeytanın sağdan mı soldan mı yaklaştığını iyi bilmekten geçer. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Tüm alemi cihan bilsin ki
rızkıma tasallut eden köpek cezasını çeker. Kaldırın bu iti. Simon. Mekanında hırsızlar cirit atar, senin ruhun duymaz. Bazen en güvendiği yerinden hançerlenirmiş insan Ertuğrul. Sen de kilimlerini koruyamadın hırsızlardan. Frank'lere borçlandım. Biz buraya herkese rızk olacak bir iş için geldik. Lakin görürüm ki içinizde yaralarınız var. Şu masaya oturup el sıkışırsak, bilirim ki işimiz o yaralarımıza merhem olacak. Uzatmanın manası yoktur Ertuğrul Bey'im. Simon. Ertuğrul Bey, senin gibi dürüst bir adamı, Aliyar gibi kıymetli bir beyi kırmak istemem. Buyur Ertuğrul Bey, soframı onurlandır. Darbeyle konuşup mütabık kaldığınız meselelerin hepsini Simon'a anlattım Ertuğrul Bey. Ne istersin Simon? İlk önce az önce yaşanan tatsız hadiseden ötürü beni affetmeni isterim. Bu bizim nazarımız olsun. Yeni çıkacağımız yolda bizi kötülerin, fesatların şerrinden korusun. Eyvallah. İşi yapacak tüm ortakları bir araya getirip el sıkışmalarını istedim. Candar Bey'in ve sizin talebiniz benim için gayet yerinde ve makul. Anlarım ki iki taraf da anlaşmış. Bize hayırlı olsun demek düşer. Gayrı bundan sonra bu işlerle kardeşim meşgul olacaktır. Şimdi ne edeceğiz beyim? Onlara Ural'ın kim olduğunu göstereceğiz. Vay! Turgut Alp. Ertuğrul Bey'in açtığı yaralar nasıl oldu? Yaralarım iyidir. Lakin o artık benim beyim değil, senin ortağındır. Gayrı sen düşün açılacak yaralarını. Ne demek istersin? Bir kez avına tırnaklarını geçirdi mi, etini koparmadan bırakmayan kurt gibidir Ertuğrul. Ava çıktı mı asla boş dönmez. Hele bir de sürüsüyle çıkarsa gittiği yerde avma bırakmaz. Daha açık konuş. Demem o ki. Ayağına denk at derim Ural Bey. Benim gibi seni de beter eder bilmiş ol.
Bir ara seninle uzun uzun sohbet edip şu tecrübelerini dinlemek isterim. Eyvallah. Gayrı yerim burasıdır. Beklerim. Konstantinopolis'i yakıp yıkan Papa'nın itlerine, kuzeyden gelen nice barbarlara karşı dimdik durdum. Bu uğurda oğlumu, karımı, nice adamımı kaybettim. Bu pazarı dişimle tırnağımla kazıyarak kurdum Ertuğrul Bey. Gördüm ki en zor şey, insanın yanında güvenebileceği yiğit ve dürüst bir adam bulmakmış. Ben de yıllardır obamla diyar diyar gezerim. Girmediğim cenk, görmediğim hainlik kalmadı. Kestiğim düşman kellelerinden kale olurdu. Ben de şunu gördüm ki, bu diyarlarda neredeyse kimseye güvenilmez. O yüzden pazarın içinde kadınlarımızı alplerim koruyacak. O yükün altına zaten girmem. Siz Türkler savaşmayı bizim altını sevdiğimiz kadar seversiniz. Savaş sizin olsun, altınlar da bizim. Gün gelecek, keselerimiz altınla dolacağına, keşke pusatlarımız iş tutaydı diyeceksiniz. Huzurumuzu bozmayalım Ertuğrul Bey. Anlaşmanın tadına varalım. Maria, masayı donatalım. Aman şarap gelmesin. Müslüman misafirlerimizi gücendirmek istemeyiz. Ural Bey bu işe biraz bozuldu ha Ali Yer Bey? Sanmam. Ural Bey ticarette mahirdir. Aklını kullanacaktır. Görürüm ki borcunu ödemeden ziyafet çekersin Ertuğrul Bey. Borcum borçtur Ricardo. Hanıma girip bizzat masama gelip misafirlerime hesap soramazsın Ricardo. Altınlarını mı istiyorsun? Filip, ona altınlarını ver. Alacağın kalmadı Ricardo. Bundan sonra borcun banadır Ertuğrul Bey. Kilimhane çalıştıkça yavaş yavaş ödersin. Er ya da geç, sadece bu pazarın değil, bütün Bitinya'nın hakim olacağını bilirim beyim. Elbet o gün de gelecektir Amanda. Seni de haremime alacağım. Kaçak güreş olmayacak artık. Şimdi o bana yere göğe sığdıramadığın savaşçıyı bulasın. Artık önüme çıkan engelleri tek tek kaldırmak için cenge girmenin vakti gelmiştir.
Buna otağındaki kardeşim dediklerim de dahildir. O tam bir baş belasıdır beyim. Ayağına dolanmasından korkarım. Sana ne diyorsam onu yapasın. Kazanmak için büyük bir işe giriyorum Amanda. Sen de hiç kazanmadığın kadar çok kazanacaksın. İstediğin nedir beyim? Kaya avratları bugün çalışmak için pazara gelemeyecekler. Bakalım Ertuğrul'un öfkesi kimleri yakacak? Benim bu işin ardında olduğumu kimse bilmemeli. Anlıyorsun değil mi? Anladım beyim. Peki benim bu işten çıkarım ne olacak? Yaraların iyileşmiş Turgutay. Hamdolsun. Derdime derman olan dostlarım oldukça yaralarımız da iyileşir. Gönlümüzde şifa bulur evelallah. Yaraların iyileştiğine göre o bana dönme vakti gelmiştir. Gayrı senin o bana dönmen bilesin. Bize pusu kuran kancığın kanını yere dökmeden aldığım her nefes bana haramdır. Her işin bir vakti vardır Turgut. Eskiden düşman bize pusu atsa intikam almak için can atan bir Ertuğrul Bey vardı. Şimdi ise her şeyin vaktini bekleyen bir Ertuğrul Bey. Senin, o benimdir Ertuğrul Bey. Sıhhat bulasın. Kendine gelesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır bilesin. Gel Bamsı. Simon belli ki senden etkilenmiş beyim. Baksana borcu senin yerine ödedi. Simon kimse için elini taşın altına koymaz. Elbette bir çıkar peşindedir. Bakalım benden bu altınları almak için nasıl bir yol izleyecek. Babam dediklerinde çok haklıymış. Senden öğrenecek çok şeyim varmış beyim. Eyvallah.
Eyvallah Aliyar Bey. Ağabey Nural, bu işe pek memnun olmadı. Onu idare etmek sana düşer. Abim deli bir taydır beyim. Lakin babam onu evlileştirmiştir. Merak etmeyin. Ben tez obama gidip babama haber vereyim. Eyvallah. Selamlarımı söylersin. Eyvallah. Yolun açık olsun. Ertuğrul Bey'im. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müsaaden olursa obana gelmek isterim mal alıp satmak için. Başımızın üstünde yerim var tüccar Hasan. Lakin bizim oba senin dişinin kovuğuna yetmez. Ne bulursak kârdır beyim. Ben maldan ziyade süt, et, peynir almak isterim. Buyur gel Hasan, bekleriz. Eyvallah beyim. Allah razı olsun. Selametle. Ertuğrul, alplerini kadınların emniyeti bahanesiyle pazara sokacak. İçimizde bir vur gibi yaşamaları bizim için tehdit değil mi Üstad Simon? Ertuğrul'un sultanın casusu olmadığına inandım. Vazifemi yerine getirebilmek için ona ve savaşçı alplerine ihtiyacım var. Onun güvenini kazanmalıyız. Bizim sayımız az. Bütün bölgeyi, Türkleri de, Ermenileri de, Rumları da birbirine kırdıracağım. Bunun için iki şeye ihtiyacım var. İkisini de elde ettim. Ural'ın ihtirası ve Ertuğrul'un yiğitliği. İki obayı birbirine düşürdük mü ordumuzun işi kolaylaşacaktır. Ne vakit yola gideyim Üstad Simon? Hemen Midilli'ye doğru yola çık. Emredersiniz Üstad. Yolun açık olsun Şövalye Tristan. Konya'dan beklediğim haber hala gelmedi mi Maria? Biz de dört gözle güvercini bekliyoruz. Babam, ekmeğimi önce kendi kanımdan olanlarla paylaşmayı öğretti bana. Bir de senin şu yaptığına bak. Paylaşmayı bilmezsen çoğalamazsın abi. Nimetini bölüşmeyenin ne dostu olur ne de müttefiki. Bu boş lafları tahsil edesin diye mi gönderdik seni Şam'a Aliyar? Obamızın, ailemizin rızkını neydi belirsiz bir herife peşkeş çekilmesine göz yumarsın. Babam senin yüzünden obamızın başına gelecek bir felakete mani oldu abi. Ola ki Ertuğrul Bey, alplerinin başına gelenleri senin yaptığını öğrenseydi, ha?
Babam verdiği kararla obamıza yiğit bir müttefik de kazandırdı. Abi. Sakın ola bir yanlış daha yapıp canımızı yakmayasın. Yazık. Yazık! Bu ahmaklığınızın bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Bunun farkında değil misin? Ertuğrul Bey'e neden bu kadar kin duyarsın abi? Yahu Ertuğrul geldi başımıza çöreklendi. Yakında 3 tane alpiyle obamıza çökecek. Giderek daha da güçlenecek. O vakit bütün buraların hakimi o olacak. Bunu nasıl görmezden gelirsin? Hakimiyet kimin hakkıysa o alır abi. Rabbim bizi adaletinden ayırmasın. Çünkü tevhidin ruhu adalettir. Adaleti bir kez bile incitirsen gök kubbe başımıza yıkılır abi. Başımıza yıkılır. Sonra ne beyliğin kalır ne de tören. Pazara çalışmaya giden hatunlarımızın emniyetini alplerin alması içimi çok rahatlattı oğul. Eyvallah ana. Simon'u biraz ürküttük. Lakin bizden korkması iyidir. Düşmanın yüreğine bir kez korku saldın mı, gayrı nice zaferi pusatsız kazanırız. Beyim, bu oyunlar ne vakit bitecek? Simon'un vaftizci Yahya olduğundan şüphe ederim Halime Sultan. Lakin arkasında kimler var? Niçin buradalar iyice öğrenmeden harekete geçemeyiz? Dediğin gibi Haçlıların casusu Simon'sa sultanımızın casusu olarak belirlediği Doğan'ın peşinden koşacaktır. Biz de o vakit yapmamız gerekeni yapacağız. Beyim, bu oyunlar sanki bana hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Bitecek Halime Sultan. Bitecek. Kendi devletimizi kurduğumuz gün, sancağımızın dalgalandığı gün bitecek. Lakin Rabbim daha büyük oyunlar için şimdi bizi terbiye etmektedir. Bu oyunları gördükçe geleceğe dair ümidim artar. Nasıl yani beyim? Buradan İzni'ye kadar karşımızda hiçbir güç yoktur. Eğer Karacahisar'ı fethedersek oradan Söğüt'e kadar gideriz. Söğüt'te de sancağımızı dalgalandırırız. Neden Söğüt beyim? Söğüt her yere hakimdir artık bey. Söğüt'e hakim olan istikbale hakim olur. Gecenin karanlığını bizim imanımız aydınlatacaktır. Yeter ki biz yeise düşmeyelim. Yeter ki ümitsizlik zindanına hapsolmayalım. Peki ya Turgut Alp Bey'im? Değerlimizdir. Baş harfimizdir. Düşman safındadır. Benim tanıdığım Turgut Alp bir oyun içindedir artık bey. Yoksa onun canını orada alırdım. Her şeyi affederim artık bey. Lakin ihaneti asla. Ne bana ne de abime yük olmadığını bilmeni isterim Turgut. Günlerdir bir an olsun başımdan ayrılmadım Maria. Lakin artık size yük olmak istemem. Yarından tezi yok, buradan gideceğim. Nereye gideceksin? O bana sırtını döndün. Kime kimsen yok. Merak etme. Başımın çaresine bakarım. Abimle konuştum. Eğer isterse burada kalıp benimle birlikte çalışabilir dedi. Onun gibi yiğit bir savaşçıya her daim ihtiyacım var dedi.
Maria, ben bir savaşçıyım. Alp'im. Elimden de başka bir şey gelmez. Simon gibi büyük bir tüccarın ne işine yararım? Her yer eşkıya kaynar. Haraç isteyenimiz eksik olmaz. Tahsilatlarda sorun olur. Tahsilattan döndüğümüzü anlayan eşkıyalar baskın yapar. Altınlarımızı çalar, adamlarımızı öldürür. Böyle asıl ticarette bir savaş dersi Mario Hatun. Ne olur kal. Başına bir hal gelsin istemem. Eyvallah. Bir süre daha kalacağım. Abim buna çok sevinecek. Gidip hemen haber vereyim. İyi geceler. Sana da. Thank you.
Demek cehenneminize açılan kapı burası. Konya'dan beklediğin haber geldi Üstad Simon. Ebu Nakkaş. Ne diyor? Vakit geldi der. Her zamanki yerinde seni beklermiş. Turgut ne oldu? Seninle çalışmayı kabul etti. Güzel. Filip'le beraber onu eğitin. Yarın ilk tahsilata gitsin. İşi öğrensin. Emredersin Üstad Simon. Casusu Ebu Nakkaş. Kim bu adam? Kim? Sağ olasın bacım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur oğlum. Buyur kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Ertuğrul Bey'i kazanıp gücümüze güç katmaktan başka yolumuz yoktur. Konstantiniyye'den Çin'e giden bütün mallar bu topraklardan geçer baba. Buraları eline geçiren altının da gücünde tek sahibi olur. Yeter ki bölgeye istikrar gelsin. Senin sayende er ya da geç bu topraklar başı bozukluktan kurtulacak baba. Haklısın kızım. İstikrarı ancak biz temin edebiliriz. Lakin önce
kendi içimizde bir ve diri olmayı bilmeliyiz. Bu yüzden size büyük iş düşer. Ural'dan da, Avrad'ı Çolpan'dan da gözünüzü ayırmayın. Bir hata yaparlarsa felaket olur ve hepimiz altında kalırız. Merak etmeyin baba. Aslan bacım da, ben de ne gerekiyorsa yapacağız. Müsaade var mı beyim? Gel Batuhan. Bakalım Batuhan. Ural Bey'in tekinsiz işlere bulaşır mı? Elini ayağını bağlamışsın beyim. Gözüm üzerindedir. Bir yanlış yaptığında ilk yapacağını biliyorsun. İlk size diyeceğim beyim. Git şimdi. Batuhan. Kulağının üstüne yatarsan o kulağı keserim. Önce Batuhan'ın bıçağını kullandı. Ardından Ertuğrul'la anlaştı. Bütün bunların altından Simon çıkar. O bir tüccardır beyim. Tanrısı altın, ibadeti mal alıp satmaktır. Ne diye böyle bir fenalık yapsın ki? Öğreneceğim Çolpan'ım. Öğreneceğim. Sen pazarda gözünü dört açasın. Halime'nin de, Aslıhan'ın da attığı her adımdan haberim olsun. Merak etmeyesin beyim. Bir daha pazara asla ayak basamayacaklar. Müsaade var mı beyim? Gel Batuhan, gel. Ne edeceğini bilirsin değil mi? Yarın gün doğmadan yola çıkasın. Aman da seni bekler. Emrin olur beyim. Babam ne der? Kulağımın üstüne yatıp da seni gambazlamazsam kulağımı kesecekmiş beyim. Batuhan. Babamdan korkmuyorsun değil mi? Beyim. Sen beni yetimken yanına aldın. Yiğit bir savaşçı yaptın. Ben can vermek için yetiştim beyim. Canımı vereceğim tek kişi de sensin. Bu sadakatini asla unutmayacağım Batuhan. Kalsın,
Eğer bana oyun oynuyorsan, o güzel gözlerini oyarım Amanda. İçinde 100 altın var. Niçin bu? Yapacağın hizmetin karşılığında küçük bir diş payı. İş bitiminde 200 daha alacaksın. Kime hizmet edeceğimi bilmek isterim. Hatırlı bir müşterim diyelim. Ama onun kim olduğunu yalnızca ben bileceğim. Eğer paramı alamazsan gelir seni bulurum Amanda. Paranı alamazsan beni nerede bulacağını biliyorsun. İş ne? Gel benimle. İşte sana altın kazandıracak işin. Türklerden nefret ederim. O yüzden işi sana verdiler. Hoş geldin Halime Sultan. Hepimize hayırlı olsun. Hoş bulduk. İnşallah hayırlı olacak Aslan Hatun. Senden Aslan Hatun'la Halime Sultan'ı kaçırmanı isterler. Kim bu kadınlar? Aslan Hatun Çavdar Bey'in kızı. Halime Sultan'sa Kayı Bey'i Ertuğrul'un avradı. Sultan Alaaddin'in yeğeni olan kadın mı? Ta kendisi. İnşallah ortaklığımız bereketli olur. Niyetler salih olduktan sonra akıbeti de hayır olur elbet. Buyurun hatunlar. Hayır hatunlar. Haydi. İş senin Francisco. Bugün yanlarındaki korumaların sayısını, hangi yolları kullandıklarını öğren. Yarın da pazara gelmelerini engelle. Limanenin etrafını iyice sararsınız. Kuş uçmayacağı. Hadi bakalım. Haydi. Bu iş yarın bitecek. Antsek Hatun. Buyur. Sen de Kilimhane'nin içinden mesulsün. Evelallah Bamsı Bey. Maşallah. Benim bir işim vardır. Hemen görüp geleceğim. İyi git sen hallet işini. Meraklanmayız. Eyvallah. Eyvallah. Hatunlar hazırdır Halime Sultan.
Çavdar Obası'nın ve Kaya Obası'nın çalışkan altınları. El emeği, göz nuru kilimlerimiz gayrı bu tezgahlardan tüm cihana ulaşacak. Bereketi ise obalarımızı şenlendirecek. İki oba bir oldukça bu tezgahlar işleyecek. İşledikçe de obalarımız gayrı kıtlık yüzü görmeyecek. İnşallah. Vakit bir olup alın terimizde çalışma vaktidir. Allah Rezzak isminin hürmetine bereketimizi daim kılsın. Amin. Aslan Hatun ve Çolpan Hatun da bundan gayrı tüm sorunlarınızla ilgilenecekler. Kilimhanedeki ilk günümüz hayırlı, kutlu, bereketli olsun Hatunlar. Amin. Haydi kolay gelsin. Tıpkı kocası Ertuğrul Bey gibi. Yiğitlik bunlar da aileden geliyor sanırım. Sen de kocan da sürekli kaybetmektesiniz. Savaş yeni başladı Maria. Sen daha Türkleri tanımamışsın. Hem öğrendim ki gönlünü bir Türk'e kaptırmak üzereymişsin. Haklısın. Din değiştirip aralarına girmediğim için bu dediklerini bilemem. Hoş geldiniz. Misafirimiz kimdir Çolpan Hatun? Ben bu pazarın sahibi Simon'un kardeşi Maria. El emekleriyle pazarımızı renklendiren bu yiğit kadınları yemeğe davet etmek isterim. Hancı Simon ve tüm pazar tüccarları adına hepinize hoş geldiniz derim. Selamun aleyküm kardeş. Turgut kardeş. Obamızın yemeğini özlemişsindir kardeş. Bak, obadan yemek getirmişim. Bu anda anca kefere yemeğe çıkar. Kaçıyor bizden. Kardeş, kardeş, seninle cenk etmeyi özlerim. Düzlüklerde atları köpürtene kadar koşturmayı özlerim kardeş. O günler kardeşlerimiz de yanımızdayken güzeldi Bamsı. Toprağın altında değil, üstündeyken güzeldi. Durdur kardeş! Köteyi hak ettim Merdan. Git buradan Bamsı. Git buradan. Hanımda kavga istemem Bamsı. Turgut artık bizimle çalışıyor. Sorun çıkarma. Turgut, Maria ve Filip'le birlikte bugün tahsilata çık. Kayılar senin bizimle çalıştığını görmedikçe yakandan düşmeyecek anlaşılan. Bak
hizmet mi edersin? Yazık ettin yiğitliğine. Canını sıkma Turgut. Bamsı seni anlayamayacak kadar kör biri. Hadi. Yemeğini bitir ve yola çıkmadan evvel biraz dinlen. Kardeşim. Ya sen ne anlatırsın da bu camış pamsı anlamaz. Hay kardeşim benim. Hay Turgut kardeşim. Değerli ikramın için minnettarız Maria Hatun. Biz buraya her vaziyete hazırlıklı geldik. Lakin töremizde ikramı geri çevirmek yoktur. Evvela tezgahlarımızı kurup düzenimizi oturtmamız gerekir. Peki Halime Hatun. Bir şeye ihtiyacınız olursa handa olacağım. Kolay gelsin. Aslan Hatun, Çolpan Hatun. Gayri desenleri hatunlara vermemiz gerekir. Hakkın var Halime Hatun. Lakin sonrası için de konuşmamız icap eder. Bu imkanı kullanıp Türklerin şanlı desenlerini tüm saraylara ulaştırabiliriz. Müşterimiz Franklerdir Aslıhan Hatun. Türkleri görmekten pek haz etmezler. Alışsınlar Çolpan Hatun. Bizi görmeye alışsınlar. İmdili kilimlerimizle fethedelim saraylarını. Sonra Ertuğrul Bey gibi yiğitlerimiz de kılıçlarıyla fethederler. O vakit bırakalım da yiğitlerimiz işini yapsın Aslan Hatun. Biz de işimize bakalım. Desenlerin yarına yetişmesi gerekir. O vakit gün batımından sonra da çalışır, yetiştiriveririz evelallah. Bizim erken çıkmamız icap eder, akşama toy var. O halde İsterseniz Aslıhan Hatun da sizinle gelsin. Gece çalışırsınız. Malları yetiştirmemiz gerek. Başımızın üstünde yeri vardır. Babamın haberi yoktur. Gelemem. Ben söylerim Aslıhan. Malları yetiştirmek için gece gündüz çalışmamız gerek. Bu gece de senleri çıkarıp işimizi hızlandırırız. Öyle değil mi Halime Hatun? Doğru dersin Çolpan Hatun. İyi bakalım. Aslan bacımızı bu gece Kaya Obası'nda misafir edelim. Hem belli mi olur? Belki obadan bir yiğit Aslan Hatun görür, abayı yakar. Hayrola Bamsay? Hala Turgut'tan umudunu kesmedin mi?
kestim. Kestim umudumu Deyus'tan. Ne hali varsa görsün. Kendisi öküzün tekidir. Sizin olsun. Tepe tepe kullanırsınız. Hadi bana eyvallah. Bilirdim. Bilirdim kardeşimin bizi satmadığını. Yumruğu yiyince bir afalladım ama olsun. Eli de kaya gibi mübareğin. Hekme. Ertuğrul Bey'in bu habere çok sevineci. Büyük Üstad. Ebu Nakkaş benle temas kurdu. Beklenen an gelmektedir. Bölgede Türkleri birbirine düşürmek için harekete geçeceğim. Emirlerinizi bekliyorum. Tanrı'ya şükürler olsun ki Ertuğrul Bey'im. Benim canımı almadan size olan borcumu ödememi nasip etti. Derenin dibi altın zereli kumla doludur. Ertuğrul Bey'im, altın kumdan da kayadan da ağır olduğu için fırtınaya karşı direnmiş. Akıntıya karşı direnmiş. Nehrin dibindeki oyuklara saklanmış. Bize düşen o oyuklardaki kumları çıkarıp özenle elemektir. Nehrin kıyısında bir mağara vardır. İsterim ki çıkardığımız kumları bu mağarada eleyeyim. Sanki daha güvenli olur. İznin vardır he? Sen nasıl biliyorsan öyle yapasın usta. Bir an önce o altınları çıkarıp keselerimize katasın. Emredersin Ertuğrul Bey'im. Lakin nehir düşündüğümden daha derin ve daha güçlüdür. Almamız gerekenler vardır. Neye ihtiyacın varsa pazardan git temin et. Lakin acele edesin. Akşam toy vardır. Emrin başım üstüne beyim. Beyim. Ertuğrul Beyim. Gel hele Bamsı, nedir bu halın? Beyim, Turgut kardeşimi görmeye gitmişimdir. Beyim, meğer hepsi oyun imiş. Gerçi çenem biraz yamuktu ama kardeşime helal hoş olsun. Beyim bak. Bak heybeye gizli çene koymuştur. Şifreli bir mektuptur beyim. Lakin bu aletle çözmem zor olmayacaktır inşallah. Ben size demedim mi Alp'imi tanırım diye? Gayrı bu mektuptan sonra Simon'un vaftizci Yahya olduğundan hiçbir şüphem kalmamıştır.
Bereketli bir gün oldu Halime Hatun. Daha imdiden epey yol aldık. Hakkın var. Obanın hatunları işlerinde iyidir. Tatlı sohbetinizi kesiyorum. Lakin hatunlar yoruldu. Daha yolumuz var. Bugünlük bitirelim Çolpan Hatun. Yarın devam ederiz. Hazırlıklarımıza başlayalım, hava kararmadan evvel yola koyulalım. Bu gece Kayı Obası'nda kalacağını Alplerle babana ulaştırdım Aslıhan. Gönlün rahat olsun. O vakit bu gece bol bol çalışacağız demektir. Size yük olmak istemem Halime Sultan. Estağfurullah. Şeref verirsin. Obalarımızın fedakar hatunları. Elleriniz dert görmesin. Ecdadımızın yadigarı desenleri ilmek ilmek işlediniz. İmdi toparlanıp obalarımıza dönme vaktidir. Çam kokusudur hanımım. Size uymaz. Küçükken gittiğim kilisenin kapıları, pencereleri çamdan yapılmıştı. Bu koku beni o günlere götürdü. Evlendiğimden beri kiliseye gitmedim. Tanrı affetsin. Koku çok güçlü bir uyarıcıdır hanımım. Ama ben size yine de bunu tavsiye ederim. Bunu bir deneyin. Bu nedir? Yisp. Erkek geyiklerin derisinde gizlidir. Gece kokusudur. Erkekleri etkilemek isteyen hanımların tercihidir. Senin ne işin var burada hatun? Beyime hoş kokmak isterim. Onun için. Uralım. Senin ne işin vardı burada? Bir beyin pazarda ne işi olursa benim de o işim vardır. Gün batmak üzere. Siz neden hala yola düşmediniz? Gidiyoruz abi. Hazırlandık. Sana bir diyeceğim vardır. Ya bakalım Aslan. Neymiş? Bu gece Halime Hatun'un misafiri olarak Kayı Obası'nda kalacağım. Kilimhane'nin yetişmesi gereken işlerimiz vardır. Tabii ki kalabilirsin Aslan. Artık biz kardeş bir obayız. Onlar da bizim ailemiz sayılır. Beyim, Aslan Hatun. Yarın o da kervanda olursa biz o vakit... Batuhan, Aslan da kervanda olursa kimse bizden şüphelenmez. Aa! Bu adam yaşar mı? Öldü sanırdım. Bir can borcu da bana vardır. Sen nereden tanırsın? Haçaturyan yaman bir altın ustasıydı. Babam Tekfurken birlikte altın çıkarmayı teklif etti. Babam yanaşmadı. Altın çıkarmak mı? Ertuğrul bu adamın iplerini saldıysa elbet bir bildiği vardır. Batuhan, git bir araştır bakalım. Bu adamın pazarda ne işi varmış? Ne alır, ne satar? Öğren.
Ertuğrul Bey. Elbet niyetinin ne olduğunu anlayacağız. Çobanım, sen de çok geçe kalmayasın. Akşam yapılacak işlerimiz vardır. Böyle bir şifreyi ilk defa görüyorum beyim. Lakin bu gece mutlaka çözeceğim. Beni asıl düşündüren Turgut'un ahvalidir artık bey. Belli ki bunu gizlice almış. Vaktinde yerine koymamız gerekir. Elini çabuk tutasın. Sen merak etmeyesin beyim. Elimden geleni yapacağım inşallah. Kolay gele. Eyvallah beyim. Beyim, bu adamlar bütün hayatlarını hile üzerine kurmuşlar. Hile yiğitliği öldürür İshak. Bunlar alemi kurdukları kahpe tuzaklarla idare ettiklerini sanırlar. Bu adamların bu hilelerine karşı bizim ne yapmamız gerek beyim? Adalet, samimiyet, ihlas ve azim bizim yoldaşımız oldukça biz bu tuzakların hepsini bozarız İshak. Eyvallah beyim. Allah'ım, sen işlerimizi bereketlendir. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Bizi birbirimize düşürme. Bize kurulan tuzakları boz. Helal rızkımızın haramla kirlenmesine müsaade etme ya Rabbim. Allah kabul etsin. Amin beyim. İşler nasıldır? Hamdolsun. Bugün de doyduk çok şükür. Hazreti Peygamberimiz gibi tüccarlık yaparak kazanırız rızkımızı. Biz de senin gibi helal rızık kazanan tüccarları gördükçe mutlu oluruz. Mutlu olursunuz beyim. Mutlu olursunuz da lakin bütün işinizi Simon gibi bir Hristiyanla yaparsınız. Postlarımız sana yar oldu ya Hasan. Eyvallah beyim. Ama siz yine de Simon'a karşı uyanık olun. Neden? Simon sizin peşinizde koşar. Bilirim. Kendi safına çekip gücüne güç katmak ister. Yani bir verip 10 kazanmak ister. Bütün tacirlerin gayesi bu değil midir tüccar? Simon sadece kazanmaz beyim. Ortak olduğunu da yer bitirir. Benden söylemesi beyim. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Kendine düşmanlık edeni toprağa gömer. Sağ olun. Beyim, Aslan Hatun da bizimle geldi. Yarına yetişecek işlerimiz vardır. İyi etmişsin Halime Sultan. Bu akşam otağda yemeğimiz vardır. Kısmetlisin Aslan Hatun. Sağ olasın Ertuğrul Bey. Misafir ettiğiniz için size minnettarım. Haydi yetişecek işlerimiz var. Otağımıza hoş geldin Aslan Hatun. Buyur.
çocukluğumdan beri beni sevmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama o bana hep üvey evladıymışım gibi davrandı. Candar Bey hiçbir evladını yürekten sevemeyecek kadar zalim bir adamdır beyim. Bir tek sana değil. Bir bana öyle çolpanım. Bir bana öyle. Ali Yarın'a da çok güvenir. Aslan'a da çok güvenir. Ben olsam da olur. Olmasam da. Bu oba için kimlerle ne çukurlara girip çıktım. Çektiğim onca eziyeti görmezden gelir. Aklı kitaplarında kaybolmuş Ali Yarı işin başına getirdi. Merak etme Esin Bey'im. Yarınki baskın herkesin aklını başına getirecek. Önce Halime'yi kaybedecek. Ardından biricik kızı Aslan. Kilimhane'yi ele geçirdiğimiz vakit Ali Yarın da sırası gelecek. Babamın gözüne perde olanlar aradan çekilince elbet bana güvenmeyi öğrenecek. Ya öğrenmezse? O vakit sıra ona gelir. Toktamış Bey öldüğü gece hangi hatunlar hizmet ediyordu Kutluca? Birçok hatun vardı beyim. Hepsi Aybüke'nin emrindeydi. Bu Aybüke hatun nerededir? Çolpan hatun onu bir iş için vazifelendirmiştir beyim. Çoktandır ortalarda yoktur. Lazım Kutluca. Sen hiç merak etmeyesin beyim. Hangi deliğe girdiyse bulacağım onu. Buyur baba. Hayrola baba. Seni bu vakitte buraya getiren sebep nedir? Aslandır evlat. Aslan bacıma bir şey mi oldu baba? Yok, henüz bir şey olmadı. Lakin bu halde devam edemez. Aslan küçükten beri asi bir kız oldu. Dürüstlüğü ve merhameti hep başına dert açtı. Ne yaptıysam beni dinlemedi. Hep doğru bulduğunun peşinden gitti. Güzelliği dillere destan oldu. Bunca senedir onu evlendirmeye gönlüm el vermedi. Aslan bacımı evlendirmek mi istersin baba? Evet. Aklında biri var mıdır? Kızımın uzaklara uçmasını istemem. Güçlü, cesur bir beyin yanında huzur bulacaktır. Kayılar komşumuzdur. Aslan Kayı Obası'na gelin olarak yakışır derim.
Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Her ne kadar zor günler geçirmiş olsak da çok şükür rızkımızı temin ettik. Bundan gayrı obamızı aydınlık günler bekler inşallah. Allah bereketimizi de huzurumuzu da daim etsin. Amin. Afiyet olsun. Beyim, müsaade var mıdır? Buyur İshak. Beyim, bu Latince. Emin misin İshak? Ebu Nakkaş. Yeni ayın gündüzünde ağlayan kayanın acısını dindirecek. Sen Latince'yi nereden bilirsin İshak? Şeyhim İbn Arabi Latince'yi öğrenmem istemişti. Gün gelir lazım olur diye. Hay aslanım benim, aslanım. Çözdük melunu. Hadi beyimize haber edelim ha. Hadi beyim. Ozan. Bir ruhumuzu temizleyesin. Titreşir ağzın içinde, dil bir yana, diş bir yana, dil bir yana, diş 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 bir yana. Halim Azak
kömeye dek. Dört bir yana, beş bir yana. Dört bir yana, beş bir yana. Beş bir yana, beş bir yana. Hey! Beş bir yana, beş bir yana. Beş bir yana, beş bir yana. Leş bir yana, baş bir yana. Leş bir yana, baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Hey! Leş bir yana, beş bir yana. Beş bir yana, beş bir yana. Aslan kızım, artık seni baş göz etmenin zamanı gelmiş. He? Nasiptir o iş Halime Hanım. Büyüklerimiz nasıl uygun görürse nasibimiz odur. Nasip niyete vurgundur kızım. Gönlüne bir yiğit düşerse yollar açılır. Sevenler bir olur. Sen yeter ki niyetlen. Yeter ki Allah'tan hayırlı bir eşsin. Anam doğru der Aslan Hatun. Sen niyetini halis tutasın. Allah zaten gönlüne göre verecektir o vakit. Sana kayı obasından bir yiğit bulalım. Leş bir yana, baş bir yana. Leş bir yana, baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Hey! Baş bir yana, baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Baş bir yana, baş bir yana. Keferin dilini İshak çözmüştür beyim. Vaziyet zannettiğimizden daha karışıktır. Sultanın sarayında bir casus vardır. Simon saraydaki casus Ebu Nakkaş'la görüşecek. Fitne Sultan'ın sarayına kadar sızmış ha Artuk Bey. O casusun kim olduğunu öğrenmemiz gerek. Simon bu casusla Ağlayan Kaya'da görüşecek beyim. Onu da ancak orada öğrenebiliriz. Bunu Turgut'a sen götüreceksin Dündar. Eğer yeni bir bilgiye ulaşmışsa onu da sana söyleyecektir. Dumrul'a söyle Ağlayan Kaya'ya doğru hemen yola çıksın. Etrafı bir kolaçan etsin. Güzelce gözlesin. Emrin olur beyim. Ağlayan Kaya'ya Doğan gidecek. O itin kim olduğunu öğrenecek. Eğer casusun kim olduğunu öğrenemezsek... ne sultanı koruyabiliriz, ne de bu toprakları. Yarın Ağlayan Kaya'da Ebu Nakkaş size ne teklif edecek efendi Simon? Nakkaş kazanmayacağı bir teklifte bulunmaz Filip. Her ne teklif edecekse bundan mutlaka kazancı olmalı. Asıl soru şu. Bu işten bizim kazancımız ne olacak? Sultanın casusu da orada olacaktır. Ben gerekli tedbirleri alacağım. Sevgili dostum Filip. Sen olmasan işimiz gerçekten çok zor. Hizmetlerin için sana minnettar olduğumu bilmeni isterim. Öyle değil mi Maria?
İşte hanın en çalışkanı geldi. İşler nasıl Cazgır? İşler olmasını istediğiniz gibidir. Yanlış giden bir iş varsa da deyin düzeltelim. İşte aradığım sadakat ve zeka. Sevgili kardeşim Cazgır. Bugün dinlen. Keyfine bak. Dilediğin kadar şarap içebilirsin. Bunu hak ettin. Çalışırken içmem Simon. Vakti gelmeden de işimi bırakma. Akıl kalıba sığmayacak kadar büyüktür sevgili kardeşim. Görünüş aldatır. İnsanları iyice tanımadan güvenmemek lazım. Oo, kimler teşrif etti aramıza? Seni karnın açtır şimdi. Turgut Bey yiyecek bir şeyler hazırlasınlar. Turgut Alp, artık bizden birisin. Tahsilat nasıl gitti? Umarım zorlanmamışsındır. Bir zorluğu yoktur. Altınları Filip'e teslim ettim. Bana bundan bahsetmedin Filip. Vakit olmadı Simon. Neyse. Yarın zorlu bir gün olacak. Size afiyet olsun. Bir gün daha büyüdü işte. Babasının menziline varmak için akşama kadar koşturdu durdu ana. Elinden tahta kılıcı hiç düşürmedi. Ertuğrul Bey gibi bir yiğide de böyle bir evlat yakışır elbet. Ben derim ki büyük kilimlerde Selçuklu damgalarını görelim. Belki kenarlara kuş motifiyle hayat ağacı ekleriz. Bu çok güzel olur. Diğer toprak renkli olanlarda da kayının damgalarını görelim. Kurt ağzı, kurt izi gibi. Çok yakışır. Belki kenarlara da sungurla kartal ekleriz. Boya olarak ne kullanacağız? Cehri meyvelerini kullanalım derim. Sarı ve güneşte kadın tuzlu otu. Yeşilde ise sığır kuyruğu kullanalım derim. Az da olsa obamızda var. Doğru dersin de sığır kuyruğunun hepsi yeşilin rengini bozar. Sadece yapraklarını koyarsak daha güzel bir yeşilimiz olur. Eline sağlık Halime Sultan. İş daha başlamadan bittiğini görür gibi oldum sayende. Obaya ilk geldiği günü hatırlarım Halime Hatun'un. Selcan Hatun'la söylediklerine hiç inanmamıştık. Ama o allem etti, kallem etti, buldu, buluşturdu. Hayatımızda görmediğimiz renkleri kilimlerimizle birleştirdi. Sadece o mu? Süleyman Şah'ımla Ertuğrul için
bu çocuk iflah olmaz. Bize de torun morun vermez derken hayatımıza girdi. İyi ki de girmiş. Allah her anaya onun gibi bir gelin nasip etsin. Ana. Amin. Allah seni başımızdan eksik etmesin ana. Ah kızım. Rabbim inşallah sana da soyunu soylayacağım, boyunu boylayacağım. Yiğit birini çıkarır karşına Aslan kızım. İnşallah Hayme oğlum. Hoş geldin oğul. Hoş gördük ana. Hoş geldin beyim. Hoş gördük hatun. Müsaadenizle. Sabah gün doğmadan kalkacağız. Yatsam iyi olur. Hayırlı geceler. İşlerinizi hal yoluna koydunuz mu Aslıhan Hatun? Halime Hatun sağ olsun. İşler başlamadan yolun yarısını aldı bile. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Beni bağışla. Neler düşünüyorum ben? Neler geçiyor aklımda? Gönlümden çıkar al ya Rabbi. Beni dermansız dertle yorma. Seni yay gibi gergin görürüm Halime Sultan. Bir derdin mi var? Sadece işimi en iyi şekilde yapmak isterim beyim. Çok şükür başka da derdim yoktur. Aslan Hatun'a her baktığında o güzelim kaşlarının neden çatıldığını görürüm Halime. Bir diyeceğin mi var? De ki bileyim. Hı? Ana. Su. Vereyim Gündüz'üm. Bir derdim yoktur beyim, ben iyiyim. Thank you.
Hayırlı sabahlar olsun Simon. Sana da Turgut abi. Ben gayri alp değilim. Benim gözümde her zaman yiğit bir savaşçı olacaksın. Hayırdır? Yolculuk uzun herhalde. Sayılır. Eski bir dostumu görmeye gideceğim. Dilerseniz ben de size eşlik ederim. Sağ ol. Ben giderim. Dün çok iyi iş çıkarmışsınız. Bugün dinlen. Döndüğümüzde konuşacak çok şeyimiz olacak. Eyvallah. Müsaaden varsa yola çıkacağım beyim. Ticaretin iyi geçmiştir inşallah Hasan. Çok şükür. Hem kazandık hem kazandırdık ahaliye. Eyvallah. Dilediğin vakit obama gelebilirsin. İzin almana gerek yoktur. Eyvallah beyim. Eyvallah. Selametle. Eyvallah. İstersin. Evet. İyi o vakit. Anan sana emanettir. Bu koca hatuna gel bakalım bir sarıl. Yolunuz açık olsun. Sağ olasın beyim. Ana. Kızım. Allah'a emanet. Sağ olasın ana. Haydi bakalım. Tamam mıdır altınlar? O iki kadını canlı istiyorum. Başlarına bir iş gelirse bedelini hepinize ödetirim. Hadi yerlerinize. Neler öğrendin Numrul? Ağlayan kayanın her yanı orman beyim. Bu kayayı Rumlar kutsal bellemişler.
mübarek günlerinde burayı ziyarete giderlermiş. Peki neden orası? Diğer günler tekinsiz diye kimse oraya gitmezmiş beyim. Gizlice buluşmak için iyi bir yerdir. İmdi yola çıkarsak etrafı kuşatabiliriz beyim. Hayır Dündar. O vakit tuzağa düşebiliriz. Aklından ne geçer beyim? Eğer nasıl çıkacağını bilmiyorsan o deliğe girmeyeceksin Dündar. Ağlayan kayaya onlar da tedbirsiz gitmeyeceklerdir. Ne de olsa Konya'dan gelecek olan casusu dört gözle bekledikleri belli. Beyim, biz oraya nasıl varacağız? Kimsenin tahmin etmediği bir yoldan gideceğiz Bamsı. Bu dereyi kullanacağız. Biz akrebin yuvasına bu dere yoluyla gideceğimiz gibi, eğer başımız sıkışırsa bu dere vasıtasıyla kaçacağız. Şimdi beni iyi dinleyin. Size söyleyeceklerimi Doğan'a bir bir anlatasınız. Bu dereyi kullanacağız. Dereden gelirken alplerin bazıları ormanın içine sızacak. Mutlaka onların adamlarından burada bekleyenler olacaktır. Obanın avratları nerededir? Yoldalar. Birazdan gelirler. Sen ne düşünürsün beyim? Toktamış Bey olmayaydı, bunların hiçbir tanesi olmayacaktı. O uğursuz ihtiyar babama laf taşıyarak her şeyi mahvetti. Önce Aliyar, ardından Ertuğrul, nihayetinde de Simon'un ikiyüzlülüğü. Hepsi belasını bulacaktır beyim. Sen yeter ki dik durasın. Dişimizle, tırnağımızla kurduğumuz bu kilimhaneye kimsenin avrada adım atamayacak. Gayrı ortaklık başlamadan bitti. Yol insanı yorar. Lakin yolun sonunda insanı bekleyen sıcak bir yuva varsa yorgunluk unutulur. Al bakalım canım benim. Çok talihlisin Halime Hatun. Çok şükür öyleyim. Lakin hiçbir şey kolay değildir Aslan Hatun. Biz bu yuvayı kurmak için çok bedel ödedik. Sen niye İmdiye'deki bir yuva kurmadın? Dün akşam da konuştuk. Dilersen kayı obasından biriyle nikah yapmana vesile olurum. Anam vefat ettikten sonra abilerimi ve babamı hiç bırakmadım. Onların hizmetini gördüm. Biriyle nikah yapacak olsam bile babamın obanın dışından başka birine razı geleceğini hiç sanmam. Anladım. Haydi hatunlar, toparlanın, yola koyulalım gayrı.
cehilse aşkı. Bu da ne böyle? Teslim olsun. Yoksa başta beyinizin kadını olmak üzere bütün kayı kadınlara ölür. Götürün şunları. Tüccar Hasan. Beyim, kilimhaneye gelen kadınlara eşkıyalar saldırdı. Görü görmez haber vermek için atımı buraya sürdüm. Günkut, hemen obaya git. Ahvali bildir. Yardım yollasınlar. Emrin olur beyim. Baksı, siz yapacağınızı biliyorsunuz. Eyvallah beyim, eyvallah. Ya, yallah. Yardım. Ne? Ne istersin Dündar? Daha kaç defa obaya dönmeyeceğimi diyeceğim size. Anlatmışlardı, inanmazdım. Lakin doğruymuş.
Obamızın yiğit kalbi Turgut, obasına ve beyine ihanet etmiş ha? Ortada bir ihanet varsa bunu yapan ben değilim Dinar. Sana yazıklar olsun Turgut Alp. Sana yazıklar olsun. Beyimden dedir kardeş. Beyim gelememiştir kardeş. Hayırdır kardeş? Beyimin başına bir iş mi gelmiştir? Yüzünü göster hele. Değerli dostum. Seni yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Tüm diyarların sınırları değişecek. Artık hazırız. Eğer bana istediğimi verirsen, bu işten sen de kazançlı çıkarsın, ben de. Bizden ne yapmamızı istersiniz? Şu Melun yüzünü göster hele. Kardeş. Bir hal mi vardır? Kilimhaneye giden kadınlarımıza eşkıyalar saldırmıştır. Lakin kardeş, beyimiz vazifeyi bize vermiştir. Haydi kardeş, haydi. Gidip tepelerine binelim. Haydi. Buraya kadar Sultan Alaaddin'in sıçanları. Haydır Allah! Ya Allah!
Halime Hatun Aslan Hatun'u kaçırdılar. Engel olamadık beyim. Gündüz. 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 Thank you.